tabii ki normal bildiğimiz bir mutfak olmayacağı kesin de. Mutfak yıkılsın. Mutfağıma hoş geldiniz Zoyla Hanım. Hoş bulduk. Ana yemek ciğer sarmada kullanılacak kuzu gömlek sıcak suda bekletilirken ayva tatlıları kontrol ediliyor. Bu arada şu ciğer sarmayı çok merak ediyorum. Bir gösterebilir misiniz Canan Hanım? Seçilmişi var, siz gösterin. Peçeteliğe bak. Allah aşkına peçeteliğe bak. Müzeden fırlamış gibi. Zoyla Hanım, benim eşim bunlara karşı aslında. Bu ne bu? Ciğer sarma. Başladın galiba. Kuzunun organlarıyla. Evet, kuzunun organlarıyla. Evet, iç yağı oluyor. İç yağı. Eskişehir'e özgü bir yemek. Eskişehir'e özgüdür Zoyla Hanım. Ciğer sarma. Evet. O restorandaki, güveçteki ciğer sen yedin mi onu? O da bize özeldir. Ciğerim, yedin mi ciğerden? Yedim, çok güzeldi Zuhal Hanım. Kuzu gömleği ne yapıyorsunuz? Sıcak suda bekleyecek. Evet, sonra ne olacak Canan Hanım? Kapalı olduğu için, onun açılması için sıcak suda bekletmemiz lazım. Açılacak. Açılacak. Evet. Ondan sonra iç pilavımızı ciğerle birlikte saracağız. Oo. Kaplarımızı koyacağız. Üzerine yumurta sarısı da zeytinyağı sürüp fırına vereceğiz. Vallahi şimdiden böyle ağzımız sulandı. Afiyet olsun. Kağıt kalemleri hazırlayın. Mutfak kısımlarını özellikle Eskişehir'de kaçırmayın. Çok farklı, hiç duymadığınız, görmediğiniz yemekler. Mesela Seçil güveçte yaprak sarması yapacak bize. Nasıl olacak göreceğiz. Alişke çorbası için kavrulan soğanlara tavuk etleri ekleniyor. Tavuğumu koyuyorum, soğanımı kavurdum. Oo. Kaç dakikası geçti bu arada sevgili Mikser? Şu ana kadar geçen süresi tamı tamına 28 dakika. Yarım saat oldu bile. 28 dakika bitti Zuhal Hanım. Oo, kazanırsan ne yapmayı düşünüyorsun 15.000 TL'lisi için? Annemle paylaşmayı düşünüyorum Zuhal Hanım. Ne güzel, sizle paylaşacak. Evet, annem, ne düşünceli, ne annem incesi. Annem herhalde altın falan alır, çok seviyor takıyı. Benim hiç haberim yoktu. Teşekkür ederim. Ne demek? Bana da sürpriz oldu. Şu anda mı duydunuz? Yani paylaşmayı bilmiyordum. Ne güzel bir düşünce. Teşekkür ederim. Bravo Seçil, tebrik ederim. Vallahi ben iddialı gördüm seni. Gerek menüsüyle, İnşallah. Gerek sunumlarıyla siz tabii görmediniz. O tabak çanağı görmeniz lazım. Kaçırmayın sofrayı özellikle. Baktınız mı? Ben baktım ama kimseye göstermedim. Göstermediniz. Sadece masa örtünün kıyısından. Seyircilere de sürpriz olsun. Umarım hiçbir şey görmemiştir. Sürpriz yok. Kızımız çok süslü. Çok güzel. Vallahi harika, meyve suyu da ayrıca güzel. İnşallah lezzetleri de güzel olsun. İnşallah, umarım. Şimdi ben müsaadenizi istiyorum fakat Canan Hanım bir iki şey söyleyeceğim naçizane. Lütfen siz gelinizin yemeklerinden tadınız. Tamam. Tadına tuzuna bakınız. Yani restoran sahibi yıllardır da mutfakta. Gelinime ama... Gelinime güveniyorum. Gene de yarışma heyecanı başka bir şey oluyor biliyor musun Seçil? Tabii evet, ki. Evet, her tabii zaman ki. Normalde çok güzel yaptığın şeylerde bir bakıyorsun niye olmadı diyorsun. Ama tadında ama tuzunda bir eksiklik olmasın, üzülürüm. Tamam. Eskişehir'deyiz. Kaçırmayın. Harika lezzetler bizi bekliyor. İlk günümüzde de Seçil yarışıyor. Bakalım neler olacak bu mutfakta. 2 saat sonra görüşeceğiz. Sana bol şans diliyorum. Sağ olun Zoyla Hanım. Gönlüm bir senden yana. Teşekkür su gibi ederim. Aksın gitsin inşallah. Çok sağ 2 olun. Saat sonra Eskişehir'de ilk günümüzde masada hem de şahane süslü müsüslü dillere destan masada yemek yiyeceğiz. Lütfen tadına bakınız. Bol şans diliyorum. Ben gidiyorum. Çok sağ olun. Her şey teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hadi bay bay. Güle güle. Seçil. Şu ana kadar neler yaptın? Ayva tatlım pişiyor. Mikser, çorbam olmak üzere, tamamlanmak üzere. Çok az kaldı. Şu anda ne yapıyorsun? Çorbam yapıyorum. Alişke çorbası. Alişke çorbasına neler giriyor? Kuru soğan, patates, kıymayla yapılabiliyor. Hem tavukla yapılabiliyor. Benim yemeklerim biraz kıyma ağırlıklı olduğu için. Alişke, Eskişehir'e özgü bir çorba mı? Evet, Eskişehir'e özgü aslında. Alişke çorbasının kavrulan soğan ve tavuk etlerine rendelenmiş domates karıştırılıyor. Seçil, gerçekten 16 yaşında kızın mı var? Kızım 22 yaşında dünyaya geldi. Evet, anlaşamadık. Zor oldu mu Seçil? Yok, Eylül de çok rahat alıştı. Çok anlayışlı karşıladı. Çok aklı başında bir kızım. Anneciğim, sen gelininle ne zaman tanıştın? Ben mi? Kına günü. Şaka mı bu anneciğim? Öyle miydi anne ya? Yok, pardon. Hayır pardon. Ya. Anne, İstanbul'a geldik. Biz evet, İstanbul'a annemi ziyarete gittik. Annem evet. Karıştırdı. Seçil, Harun'la nasıl tanıştın? Ya biz işte şu anda sizin geldiğiniz işletmemizi yeni almıştık. Bizim bir işletmemiz daha vardı. Evet. Sosyal medya hizmetleri almak istedim ben. O vasıtayla tanıştık. İşimizi yaptılar. Çok çabuk birbirimizi yani etkilendik. Güzel de bir şeyimiz oldu. Yıldırım aşkı mı? Yıldırım aşkı denilebilir tabii ki. Doğranmış patatesler de girdikten sonra alişke çorbasının suyu ayarlanıyor. Şimdi ne yapıyorsun? Çorbayı tamamlamak üzereyim. Alişke çorbasının içine başka neler girdi? Patates girdi. Kuru soğan dediğim gibi kavurduk. Tavukları kavurduk. Domatesi rendeledim. Çorba mı yemek mi? Bu bildiğin yemek zaten öyle olacak. Seçil,
Programımızı izler misin? Çok izlerim. Her gece 2 bölüm izlerim. Geceleri mi? Çocukları uyuttuktan sonra saat 10'da 1 başlarım. Eşim gelene kadar, Harun gelene kadar hep izlerim. Güveçte etli yaprak sarmanın içine hazırlayan gelinimiz domates ve yeşil biber doğradıktan sonra salçasını katıyor. Anneciğim, burada oturup izlediğine göre gelinim yapar mı diyorsun? Yapar. Geline kızım öyle yapma, böyle yap demeyecek misin? Dememe gerek yok zaten. Yani gene de sıkıştın da derim. Yönlendiren. Anneciğim, orada rahat mısın? Anneciğim, kayınvalideler geline yardımcı olur, moral verir, konuşur, hatırlatır. Ama sen baş köşeye oturdun, benimle sohbet ediyorsun. Evet. Nasıl? Sohbet güzel mi? Çok güzel. Sumak da girdikten sonra etli yaprak sarmanın iç harcı yoğrulmaya başlıyor. Harun'la zevkiniz aynı mıydı? Asla Harun. İlk evlendiğimizde modern takımlarımız vardı mikser. Modern. Tamamen evet. Modern. Ona özgü köşe takımlar falan. Ben maksimum 2 yıl dayanabildim. Ne yaptın sonra? Değiştirdim. Sonra ben buna çevirdim. Anneciğim, gelininin evi çok süslü değil mi? Annem de süslü. Hayır, ben de süslü. Annem de çok süslü mikser. Gerçekten sen de çok süslüsün anneciğim. Kayınvalide, gelin, hatta aile boyu şıksınız. Ben genelde eski eşyaları daha çok seviyorum. Klasikçiyim. Anneciğim, senin evin neredeydi? Kağıthane. Özledin mi İstanbul'u? Daha yok özlemedim. Ben de özlemedim anneciğim. Aylardır villadaydık. İlk defa dışarı çıktık. Yani İstanbul aslında özlenecek bir yer değil ama İstanbul'dan da vazgeçilmiyor. Değil mi anneciğim? Evet. Anneciğim, bana bir tane limon verir misin hemen? 35 sene oldu İstanbul'a geleli. Terbiyesini. Ama bırakamıyorum. Şimdi ne yapıyorsun gelin hanım? Çorbamın hamurunu katıyorum mikser. Ne hamuru bu? Un, su, tuzdan oluşan bir karışım. Böyle mi yapılıyor? Bu böyle yapılıyor. Bu şekilde mi atılıyor? Tabii. Akıcı bir kıvam oluyor bunun. Arışket çorbasını bilmiyor. Aslında çok uzun süredir Eskişehir'deyim ama hiç duymadım. Hiç duymadım. Seçil, Kevser seni kıskanıyor mu? Mikser, aramızı bozma yoğurt. Yoksa sen mi Kevser'i kıskanıyorsun? Hayır, ne münasebet. Niye kıskanalım birbirimize? İkimiz de aynı ayardayız. Gelin hanım, Kevser de çok havalı. Ben de çok havalıyım da nerede benim havam? Bakalım kim daha havalı? Kevser! Kevser, hadi gel de ne kadar havalı olduğunu göster. Tatlım gel, duymadım, bizim aramızı bozmaya çalışıyorlar. Her şeyi duydum. Aman Allah'ım, bu ne hava Kevser. Senin Seçil'den bile havalı olacağını hiç tahmin etmemiştim. Çorbaya bakar mısın aynı. Kevser? Çorbaya bak lütfen. Birbirimize de çok benziyorsunuz. Zaten bizi Serkan'la değil... Kevser'le kardeş zanneder. Bu kadar güzel kıyafetin altına o terlik olur mu hiç? Yerde hemen hamurumu, yumuşak bir hamur yoğuracağım mikser. Kevser, gerçekten model gibisin. Lütfen döner misin? Seçil şık, Kevser şık, annemiz şık. Pes diyorum size hanımlar. Yarışmacımız Eskişehir'in meşhur çiböreği için hamur yoğurmaya başlıyor. Çiböreği bize anlatır mısın gelin hanım? Bu da yine Kırım Türklerinin onlara özgü böreğidir mikser. Eskişehir'e yerleştikten sonra... Bizim de olmuş böreğimiz. Çiğ böreği ne zaman pişireceksin? Ha, ben hazırlayacağım, tepsiye koyacağım. Her şeyini yapacağım. Pişirmesi sadece servis anda olacak. Görünüş insanı aldatıyor değil mi? Havalı sanıyordum. Hani sizi bugün manava götürdüm ya mikser. Manava ne der bize Kevser? Her abla, seferinde. Abla ben size hayret ediyorum der. Çünkü biz dükkanda yemeğimizi de yaparız. Evimize gelir temizliğimizi yaparız. Dolmamızı, sarmamızı, her şeyimizi yaparız. Bir de eve gelip temizlik mi yapıyorsunuz? Tabii. Hadi canım. Siz? Saat hiç fark etmez. Gece de olsa evde temizlik mi yapıyorsunuz? Ben yapmam. Ama benden Seçil daha yapar. Seçil, şaka yapıyorsun herhalde. Ben sabaha kadar temizlik yapacağım. Takıntın mı var? Takıntım var da mikser, şu zamanda olması gereken böyle değil mi? Temizlik takıntılı yarışmacımız çiğ börek için hamur yoğurmaya devam ediyor. Tatlım, toka getirip şimdi arkamı bağlar mısın? Tatlısı! Hadi getir bakalım. Çiğ börek hamuru istenen kıvama geldikten sonra dinlenmeye bırakılıyor. Anne, hemen bir peçete kapatıyoruz. Çiğ böreği zaten bütün gelinlerimiz yapacak. İyi kızarmış mı, yanmış mı, yapmamış mı, açılmış mı? Onlara bakıp değerlendireceğiz. Sert mi, yumuşak mı hamuru? Yani şöyle, içi çok önemli kıyması. Kıymasının biraz sulu olması lazım. Hani soğanı çok ince olması lazım. Kevser'e bak! Görümcesinin saçlarını topluyor. Kevser! Seçil'i kıskanıyor musun? Hayır tabii ki de. Biz hayatta birbirimizi kıskanmayız. Çok da güzel anlaşırız. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.